Arsalar, evler, yerleriniz en az 10 kat değer kazandı. İşbetildiği için zaten diyoruz. Diğer muhtarlar sana da delali değil zaten. Melek Baba mahallemizdeyiz. TOKİ tarafından yapılan afetzedelere verilecek olan konutların ve onun bağlantı yolları aynı zamanda Yeşil Yurdumuzun en büyük spor komplekslerinden bir tanesi olan Melek Baba Gençlik Merkezi ve etrafındaki stadyum, kapalı spor salonu, sentetik çim saha ve spor testlerinin de olduğu alanda hummalı bir çalışmamız var. Yeşil Yurdu şantiyeye çevirdik. Melek Baba, Kaynarca, Çarmuzu bölgesinde de çok yoğun bir yapılaşma, yol açma, yeni imar yolu, kodlandırma, yarma dolgu çalışmalarıyla birlikte bu bölgenin refah seviyesini artırmak için var gücümüzle çalışmamıza devam ediyoruz. Burada yapılan çalışmaların da yerinde görme şansımız oldu. Aynı zamanda da ekiplerimiz burada yeni yol çalışması gerçekleştiriyorlar. Finişeri, dozeri, loderi, kepçesi, kamyonu ve aynı zamanda da bölge halkıyla birlikte buralarda çalışmamızı inşallah devam ettireceğiz. Bölge son dönemde hızlı bir gelişim seviyesi yakaladı. Hızlı da tercih ediliyor. TOKİ konutlarının ve afet evlerinin de bölgeye gelmesiyle birlikte şu anda bölgemizde hem yeni okullar yapılıyor hem de özel sektör tarafından müteahhitlerin de yeni Kuzey Çevre Yolu bağlantı yolu üzerindeki konut projeleriyle birlikte daha da değerli olacak, daha da değerli kazanacak. Bu bölgede daha fazla tercih edilecek. Şimdiden de hem yeni konsepte uygun bir şekilde düşük katlı binalar yapılıyor. Yatay mimarinin örnekleri en güzel şekilde burada sergileniyor. Gelecekte de inşallah bu yapılan konutlar diğer bölgedeki inşaatlara da konutlara da örneklik teşkil edecek. Yeşil Yurdun her tarafı hızlı bir şekilde güzelleşmeye, yeşillenmeye devam edecek. Önceliğimiz tabii ki yollar, tabii ki vatandaş memnuniyeti ve vatandaşın fiziksel anlamdaki hayatını kolaylaştıracak işlerin öncelik verilmesi. Bunu da şu ana kadar iyi bir şekilde organize ettik. Bundan sonra da inşallah bu bölgede yapılacak olan ki başlandı, hızlı ilerliyor spor kompleksi. Gençlik merkezimiz bitti. Etrafındaki donatılarıyla birlikte bura yeni bir cazibe merkezi, yeni bir yaşam alanı, yeni bir etkinlik ve sosyal hareketlilik alanı olacak. Emeği geçenlere ben çok çok teşekkür ediyorum. Hem TOKİ yetkililerine, hem AFAD yetkililerine, hem Sayın Valimize, Büyükşehirimize, milletvekillerimize, ilimizin diğer bürokratlarına, özellikle de spor ve yaşam merkezini, gençlik merkeziyle birlikte aynı zamanda büyük spor kompleksini de ilimize büyük katkılarla destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na,